Ramazan artık sonlarına doğru gidiyoruz. Bereket, hayır ayının orucumuz sonra haftaya Kadir gecemiz ve inşallah ondan sonra da Ramazan bayramımız olacaktır. Bunu bütün arkadaşlarımızın, üyelerimizin hem Kadir gecesi hem de bayramımızı tebrik ederiz. Batman şubemizin yaptığı iftar programı vesilesiyle buradayız. Tabi bu iftar dediğim gibi bereket, bolluk bizim açımızda Allah-u Teala'nın bir rahmetidir. Tabi Türkiye'de bir kriz döneminde geçmektedir. İki gün önce malumunuz olmak üzere Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İME programı açısından gerçekten umut varız. Artık bu yılın açıklanan ikinci paketi. Tabi bu pakette yalnızca 3 devlet bankasının tek destek vermesi bize yetersiz görülmekte. Bu özel bankaların da elini taşı alta koyması. Çünkü sonuçta bu kriz hepimizin krizi. Tabi biz kriz olarak değerlendirmiyoruz. Bunu beraberce inşallah üretim yaparsak, ihracat yaparsak ve iyi bir şekilde çalışırsak bunu hep beraber nasıl Ramazan ayının bereketi ve lütfuyla güzel bir şekilde geçtiyse inşallah inanıyoruz ki bunu üretimle, verimlilikle yani ivme programından da güzel bir şekilde faydalanmak suretiyle de hem kendi iş camiamıza hem memleketimize güzelce faydalı olacağına inanıyoruz ki ve daha da güzel kapsamlı bir şekilde gelişiyor. Malumunuz özellikle geçen sene Temmuz ayından beri itibaren dövizdeki dalgalanma ve döviz dalgalanmanın neticesinde enflasyonun artışı şu an reel faizin %25-26'da seyretmesi yatırımcı olarak bizi gerçekten sıkıntıya sormaktadır. Çünkü niye önümüzü göremiyoruz ve ay içerisindeki döviz hareketlikleri için de gerçekten ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır. Yani özellikle ithalata dahili olan ürünlerinde üreticilerimiz maalesef ciddi bir şekilde sıkıntılar oluşturdu. Hükümet özellikle bu Türk parasının, liramızın mevcut değerini koruması için gereken tedbirleri de alması icap etmektedir. Bu konuda da esnaflarımızı, ticaretimizi destek vermesi gerekmektedir. Bu destek verildiği takdirde inanıyoruz ki bu sıkıntılı döneminde ne kadar etrafımızda sıkıntılı ülkeler olsa şu an Amerika'nın kendi böyle dünya vahşiliği üzerinde bir savaş tamtanlarını çalsa bile biz inanıyoruz ki ülke olarak manevi dinamiklerimizle ve birlik kenetlenme şekliyle biz bunu en kısa bir şekilde halledeceğiz. Tabi bunun sıkıntıları özellikle bizim bu bölgede daha fazla hissedilmektedir. Bu vesileyle Batman'a da gelip ziyaret ettik. İş adamlarını, arkadaşlarımızı ziyarete bulunduk. Bu dövizdeki hareketlilik ciddi bazı noktada belirsizlikte oluşturmaktadır. İster isem bu fiyatların da dengesiz bir şekilde oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yani hükümet, özellikle Ekonomi Bakanlığı TL'nin belli noktada sabit olabilmesi ve belli değer kaybının olmaması için gerekli olan tedbirleri alması gerekmektedir.